Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Oldukça yoğun bir eğitim dönemi geçirdik. Bu sebeple YouTube'a birazcık ara vermek zorunda kaldım. Ama artık tekrardan buradayım. Her hafta düzenli olarak video koymaya çalışacağım. Size bir duyuru yapmak istiyorum. Haritaya başlamadan önce Eylül ayında yeni horary sınıfları başlayacak. Bu sefer Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğim. Daha önce temel seviyeyle birlikte horary eğitimi veren hiç olmamıştı diye düşünüyorum. Ben bu iki eğitimi tek başlık altında birleştirmeyi planlıyorum Eylül ayında. Yani hiç astroloji bilmiyorsanız, sıfırdan başlayacaksanız bu eğitime katılabilirsiniz. Astrolojinin temel kavramlarını öğreneceksiniz. Yani bir haritayı okurken bize gerekli olan tüm faktörleri aslında bu temel seviye kısmında öğrenmiş olacağız. Hemen akabininde Horary astrolojiye geçiş yapacağız. Zaten Horary astrolojinin mantığını biliyorsunuz, temel seviye bilgileri üzerine kuruludur. Çoğu insan bunu karıştırıyor. Horary çözebilmek için ileri seviye bitirmiş olmaları gerektiğini düşünebiliyor insanlar. Fakat böyle bir şey yok. Biz temel seviye, yani astrolojinin temel kavramları ve üzerine de Horary'yi ekleyerek güzel bir ne diyeyim, ders programı işleyeceğiz. Bunun müfredatını ben şu anda çıkarıyorum. Önümüzdeki günlerde hem ders sayısını öğreneceksiniz hem fiyat bilgisini paylaşacağım. Dileyenler, dediğim gibi hiç bilgisi olmayanlar, sıfırdan başlamak isteyenler veya ben eğitim aldım ama yetersiz olduğunu düşünüyorum ya da birazcık daha bu temel bilgilerimi pekiştirmek istiyorum diyenler de yine eğitime katılabilirler. Bu eğitimde çünkü biz aktif olarak harita okumayı öğreniyoruz. Yani tamam, teknik bir bilgi paylaşılıyor ama önemli olan bu bilgileri haritada okuyabilmek. Dolayısıyla bizim eğitimlerimiz zaten hep pratik üzerine. Aynı zamanda annem Nüket Solağan'da, biliyorsunuz kendisi astrologla biz birlikte çalışıyoruz. Onun da yeni sınıfları başlayacak Eylül ayında. Bunlarla ilgili bilgi almak için benim Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Buket Solak alt tire, bana oradan DM gönderebilirsiniz. Bu şekilde detayları DM'den konuşabiliriz sizinle. Şimdi haritaya geri dönüyoruz. Evet, uzun bir ara vermiştim. Ben de gerçekten özledim YouTube'a video koymayı. Öğrencilerim ve birçok insan sağ olsun bana bu süreçte desteğini esirgemediler. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizden. Eğitimler konusunda herkes çok heyecanlı. Danışmanlıklar konusunda zaten çok iyi gidiyoruz, çok şükür. Gerçekten aldığım bu güzel geri dönüşler beni çok motive ediyor ve Eylül'de bomba gibi başlayacağız. Gerçekten mükemmel bir müfredat çıkarıyorum sizin için. A'dan Z'ye ve akademik bir şekilde olmasında ben bunu çok istiyorum. Yani biz astroloji öğreniyorsak sadece hani genel geçer bilgiler değil, birazcık da onun mantığını kavramak, birazcık daha genel kültür olarak yani bu nedir ne değildir, bunlara yönelik de bir müfredat hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Evet, şimdi çok uzatmadan hemen haritaya başlayalım. Bu soru sınavla ilgili. Gördüğünüz gibi, anlayacağınız gibi sınavı geçip tur rehberi olabilecek miyim diye soruyor. Ne tesadüftür ki gördüğünüz gibi yükselen de yay burcu yükseliyor. Yay zaten işte bu tur rehberi ya, soru bunun üzerine ya, yabancı ülkeleri anlatır, yurt dışını anlatır, farklı kültürler, farklı insanlar. Yani bu tur rehberi konusu aslında yayla çok örtüşüyor. 22 derece 32 dakika yay burcunun yükseldiğini söyledik. Dolayısıyla soruyu soran kişi kim olacaktır? Jüpiter olacak. Jüpiter balık burcunda ve retro. Evet, soruyu soran kişinin göstergesi aslında rahat ettiği balık burcunda. Fakat göstergenin retro olması birazcık can sıkıcı bir durum. Neden? Retro gezegenlerin yaptırım güçleri dış koşullar tarafından engelleniyordu. Retroluk bir gezegenin başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesiydi. Bu sebeple başlangıç olarak soruyu soran kişinin istediğini elde etmede bir tık dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ardıl bir eve yerleşmiş, ikincil bir eve yerleşmiş. Bu da %50 oranında yaptırım gücü olduğunu söyler. Ama keşke retro olmasaydı, Jüpiter balık burcunda olsaydı, o zaman daha pozitif bir şekilde inceleyebilirdim. Geldik 9. eve. 9. ev girişi başak olduğu için
Burada sınavın temsilcisi Merkür olacak. Merkür 22 derece 30 dakika İkizler burcunda ve 7. evde. Aslında sınav göstergesi iyi çıkmış. Yani sınavla ilgili bilgisinin olduğunu söyleyebiliriz bu kişinin. Fakat bakalım arada bir açı var mı? Bu da bizim için önemli. Ayı incelemeye aldığım zaman biliyorsunuz üçüncü gösterge, yani yardımcı gösterge olarak her zaman ayı inceliyoruz. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Ta ki ay herhangi bir şeyin göstergesi olana dek. 25 derece 25 dakika boğa burcunda, ay yüceldiği burçta. Fakat ev yerleşimi olarak 5 derece kuralına göre artık 6. evde. Dikkat ederseniz göstergelerin hepsi aslında asaletli. Yani kendi yönettikleri burçtalar. Fakat bir takım dışsal faktörlerden dolayı bu güçleri kısıtlanmış. Nedir bunlar? Merkür hariç Jüpiter'in retro olması, ayın 6. evde olması. 6. ev cadent evlerden bir tanesi olduğu için gezegenin gücünü olumsuz yönde etkiliyor. Gezegen tam olarak doğasını ortaya çıkaramıyor. Şimdi göstergeler iyi ama tesadüfi olarak yerleşimlerine baktığımız zaman çok tatmin edici bir durum yok açıkçası. Burada bir de sınav sonrası sonuç olarak 10. eve de bakabiliyoruz. 10. eve baktığımız zaman Venüs bizim ilgimizi çekiyor. Venüs 10 derece 16 dakika Aslan burcunda ve 8. evde. Venüs Aslan burcunun 10 derecesinde 16 dakikasında peregrin. Peregrin ne demek? Herhangi bir asalete sahip değil. Dolayısıyla hani 10. ev konudan başarı elde etmek ve konunun sonucu olarak değerlendirdiğimiz zaman peregrin ve 8. evde olan bir gösterge beni çok tatmin etmiyor açıkçası. Geldik açılara. Şimdi Jüpiter zaten retro harekette olduğu için Jüpiter'in herhangi bir gezegenle açısı olmayacak. Jüpiter 1 derece 49 dakika sonra geriye doğru giderek Kova burcuna geçiş yapacak. Yani şartlar değişecek Jüpiter için. Sınav göstergesine geldiğimizde ise Merkür'ün 22 derece 30 dakika ikizlerde olduğunu söyledik. Hemen bakıyorum Merkür'ün bir sonraki açısına ve ne görüyorum? 3. eve yerleşmiş Neptün. Neptün genel olarak çok klasik olacak ama hayal kırıklığı ve illüzyonla alakalı. O yüzden sınav göstergesinin Neptün'e gidiyor olması da, evet sınav göstergesinin yerleşimi güzel, fakat Neptün dağıtıcı bir etkiye sahip olduğu için açıkçası bunu görmek istemezdim. Diğer bir konu, Ay'a baktığımız zaman hemen bakalım Ay'ın herhangi bir açısı var mı? Evet var. Ay 25 derece 51 dakikada bulunan Plüto'ya trine açı yapmaya gidiyor. Plüto da yine kötücül gezegenlerden bir tanesi. Plüto dışında da Ay'ın herhangi bir açısı var mı? Hızlıca bakıyorum. Herhangi bir açısı olduğunu göremiyorum. Ay da Plüto'ya gidiyor. Plüto zorluk göstergesidir. Yani konular bizim istediğimiz gibi gitmeyebilir. Plüto işin içine girdiği zaman birazcık daha böyle bizi nasıl diyeyim strese sokabilecek durumları bize anlatıyor. Aynı zamanda Ay'ın 6. evde olması da yine durumu güçleştiriyor açıkçası. Bakalım başka bakabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Eğer burada işin içine beklentileri katmak istersek Mars'ın da yine 8. evde olduğunu görüyoruz. Malefik bir evde olduğunu görüyoruz. Açıkçası göstergelerin yerleşimleri burç bazında güçlü olsa da ev yerleşimi olarak ve aynı zamanda açı bazında çok iyi gittiğini söyleyemiyoruz. Şunu da fark ettim ki, bir şey daha göstermek istiyorum size, kalemimi açtım. Dikkat ederseniz 22 derece yay yükseliyor demiştik ve 23 derece balık burcunda bir Neptün var ve Neptün'ün de ASC'ye kare yaptığını görüyoruz. İki değişken biliyorsunuz her zaman birbirine kare yapar. Neptün'ün ASC'ye kare yapması konuyla ilgili yine de böyle bir belirsizlik olacağını bize söylüyor. Evet ben bu sınava gireceğim ve başarı elde etmek istiyorum ama bir tık da böyle bir Neptün, yani benim çok da emin olamadığım ya da nasıl diyeyim istediğim sonucu alamayabileceğim, dediğim gibi Neptün olduğu yerde bulanıklık ve dağılma enerjisi olduğu için, yani böyle bir soruda hani bir işle ilgili bir beklenti içine girmişken Neptün'le gezegenlerimin temas etmesi açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Evet, bu haritayı da bu şekilde yorumladık. Sonuç olumsuz oldu. Sınavı maalesef soru soran kişi geçemedi. Bunun sebebini de zaten az önce konuştuk gördüğünüz gibi. Evet, sınavla ilgili sorular 9. evden bakılıyor. 10. evi de inceleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda istediğimiz şey her zaman göstergelerin güçlü olması. Güçlüden kastım nedir? Temel asalet ve tesadüfi asalet olarak iyi yerleşimde olmaları. Bunların teker teker ne anlama geldiğini, yani bir gezegenin
yönettiği burçta olması, bir gezegenin de kan yöneticisi olması, köşe evde olması, işte yanık olması vesaire, bunlar horary astrolojide çok 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 önemli konular. Çünkü spesifik olarak kısa bir zaman dilimini inceliyoruz. Bunların hepsini zaten biz derslerimizde değiniyoruz ama genel olarak haritanın özeti bu şekilde. Gördüğünüz gibi gezegen yerleşimleri, evler, düşük evler olduğunda ya da göstergeler retro olduğu zaman bu gezegenlerin yaptırım güçleri düşüyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi benimle iletişime geçmek istiyorsanız buketsolak@hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Hepinizi çok öpüyorum ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve altına yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet, biraz YouTuber gibi oldu ama olsun. Görüşmek üzere.